Klasik bir laf var ya işte, küçükken halı kenarında araba sürmeyle başladı diye. Bizim tam olarak öyle yani aslında. Babadan gelen bir şey yani, doğduğumuzdan beri bu işin içindeyiz. Ben 2 yaşında başladım babamın yanında sanayiye gitmeye. O şekilde başladı yani bizim. Mesleğin zorlukları yani, seversen bence yok. Biz çok severek yaptığımız için bana zor gelmiyor hiçbir şey. Yani zorlandığınız diye bir şey yok yani aslında. Hepsi aynı oranda zor. Yani sonuçta bu doğaçlama bir iş hani, normal güncel araç olsa yapacağın iş bellidir işte, ne bileyim, standarttır. Ama bizim işimiz öyle değil, doğaçlama. İşte biraz kendinden katıyorsun, biraz orijinalliğin dışına çıkmadan yapmaya çalışıyorsun falan. Yani yılların birikimi zaten, elimizde çok araç var. Ama tabii eskisi kadar olmasa da yine bulduğumuz zaman alıyoruz. Genelde farklı şehirlerden oluyor. Genelde %80 yurt dışından ithal ediyoruz, Amerika'dan. Amerikan araçlarıyla uğraştığımız için. Hala daha üretiliyor birçok parçası. Çok, şu ana kadar parça anlamında çok bir sıkıntı yaşamadık. Ama mekanik şeyleri zaten Türkiye'de temin edebiliyoruz. Hala hazırda var, mevcut. Nasıl etkileniyor? Her şey bizim dolara endeksli yani, bütün parçalar, her şey. Dolara endeksli, tabii ki etkileniyor. Olumsuz yönde etkileniyoruz yani. Yani bu, ben hadi yapayım dedim, yaptım da olacak bir iş değil bu yani. Tecrübe lazım, zaman lazım, imkan lazım, sermaye lazım. Yani birçok şeyin, birçok etkenin bir araya gelmesi lazım yani bu işi yapabilmek için. Onun için zaten Türkiye'de bir dünyada çok az insan var bu işi yapan. Bu işte en sevdiğimiz şey nedir? Araba boyadan çıktıktan sonra aksesuarların takılması ve ilk marş, ilk gazlama. İsveç bizi aradı, işte karavan fuarı, onun haricinde turizm fuarıyla alakalı bir organizasyonun olduğunu söyledi. Bizi de davet ettiler. Biz de geldik, yaklaşık bir 40-50 araç olarak, dernek olarak geldik, buradayız. Üç model tenteli Chevrolet'imiz var. 63 model Impala SS'imiz var. 56 model Chevrolet'imiz var. 3 tane, 3 adet yaptığımız. İşte şimdi sahipleri başka tabii, yapılmış, satılmış. 13-14 yıl önce yapılan var, 6-7 yıl önce yapılan var. 3-4 yıl önce yapılan var. Ayrı ayrı 3 tane 56 Chevrolet'imiz var. 62 model Chevrolet'imiz var. Mercury Cougar'ımız var. 67 model ilk jenerasyon Camaro'muz var. Herkese merhaba. ASM garajı açtık. Murat Palabıyık'la beraber açtık. Her şey bir hobiyle başladı benim için. Ben normalde şu an parakende işinde esnaf olarak hayatımı idame ettiriyorum. Hepimizin, özellikle erkek grubunun çocukluktan bir araba merakı vardır. Erkekler kadınları sever ama arabaları daha çok sever. Böyle bir klişe var. Bu klasik araç sevdası hobiyle başlayıp gitgide ciddiye dönmeye başladı.
Murat, babası Hurdacı Bülent var. Bu İzmir'de ve Türkiye'de bayağı isim yapmış bir klasik araç restorasyon ustası. Onunla tanıştık, sohbet ettik, muhabbet ettik. Biraz onun yanına gidip gelmeye başladık. O da bizi sevdi. Biz onun yanındayken işlerinin ucundan tutmaya başladık. Murat'la orada tanıştım. Böyle bir mekan yaptık, her şeyini elimizde yaptık. Bir gün marangoz olduk, bir gün demirci olduk, bir gün camcı olduk. Biz burada aslında zor işler yapıyoruz, kirli işler yapıyoruz ama biz kendi adımıza düşündüğümüz zaman, konuştuğumuz zaman hayatımızı uzattık, ömrümüzü uzattık. Burada hem spor yapmış oluyoruz, hem hobimizi devam ettiriyoruz, hem de ciddi işler yapıyoruz. Yani yapılmayanı yapmaya çalışıyoruz. Tam klasik anlamda araç toplamıyoruz, retro topluyoruz. Araca bir kişilik katıyoruz. Otomatik açılan kapılar, ters açılan kaputlar, elektrikli camlar, makineye koyabileceğimiz en iyi makinaları, motorları koymaya çalışıyoruz. 4 atar otomatik şanzıman koyuyoruz araçlara. V8 zaten vazgeçilmezimiz. Araçlara E-Matic takıyoruz. Amerikan grubu genelde gaddar parçalara sahip ve kolay kolay bozulmaz. Ama illaki malzeme ihtiyacımız oluyor. Tabii ki yurt dışından gelen parçanın fiyatı mesela 10 dolarsa bize buraya maliyeti 20 dolar gibi düşünün. Bir de 1 TL'nin 10-12 TL gibi bir durumu olduğunu düşünürsek bize bayağı haliyle bir maddi boyutu oluyor. Dolayısıyla da araçların satış fiyatları ya da maliyet fiyatları çok yüksek oluyor. Tabii ki bizi negatif etkiledi. Ama şartlara uyup elimizde ne var, ne yapıyoruz, neye mal ettik. Bu herhalde bize yabancı piyasayı, yabancı yurt dışı satışı da açabilir. Artık araçlarımızı, ciddi yaptığımız fiyatlı araçlarımızı yurt dışı sitelerinde değerlendirmeye alabiliriz. Yani.